Selamun aleyküm, gönlü güzel dostlarım. Arasoy'un hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diyar Konya'dan kucak dostu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına dikenler tacı çiçeklerimle geldim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere dikenler tacı çiçeklerimin güzelliklerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar dikenler tacının renklerini belirlemek biraz da sizden elinizde diyorum ya her zaman bakın. Bu benim normalde aldığında çiçeğimden aldığında karton sarısıydı bu renkli bakın. Bunu karton sarısı diye hani satıldı bana. Daha sonra arkadaşlar karton sarısı bu renk olmaya başladı bakın. Daha sonra ise bu renk olmaya başladı. Çünkü dikenler tacı çiçeğin öyle bir özelliği var ki arkadaşlar renklerini belirlemek biraz zor oluyor. Yani ebruğlu olsa bile hani başka bir tür olsa bile çünkü güneşin karşısında değişmek hani değişebiliyor. Değişim gösterebiliyor. Yani güneşin ne kadar iyi alıyorsa rengi daha da koyulaşabiliyor. Bakın mesela normalde benim bu çiçeğim sevgili dostlarım bu rengi bu renk. Koyu bir renk. Ama güneşi az gelen yeri bakın bir saksıda 2-3 tane renk aralığı olabiliyor. Bakın bu rengi bu aynı saksı bakın şöyle göstermek istiyorum. Hani saksının boyutunda. Hani diyeceksiniz ki aynı dal değildir falan. Bakın aynı daldan olma. Bakın budaklara ayrılmış bir şekilde. Bir tarafı koyu renk. Bir tarafı daha açık. Bir tarafı daha toz pembe renginde olabiliyor. Benim bu özel tür bir dikenler tacım. Sevgilerim dikenler tacının birçok özel türleri vardır. Yani aklınıza alamayacak kadar özel türleri var. Renkleri kodlarıyla birlikte var. Genellikle o özel türleri bulmak için Instagram sayfalarında satılıyor. Milli yazarak ondan sonra milli genellikle milli olarak satıyor. Biliyorsunuz dikenler tacının birçok ismi var. Milli şey de deniliyor, dikenler tacı da deniliyor, elmas dikeni de deniliyor. Yani birçok çeşidi var. Bakın arkadaşlar bu normal bir özel tür. Şu saksımdaki ise Tayland türü. Genellikle çiçeklerde özel türlerde yani dikenler tacının özel türleri Tayland türü satılmaktadır. Tayland türü çok satılıyor çiçekçilerde. Bakın arkadaşlar burası koyu pembeyken burası daha beyaz. Burası arkadaşlar bakın bu soluk bir çiçek değil. Bakın canlı bir çiçek ama rengini dediğim gibi güneş belirlediği için böyle oluyor. Bak burası da çok alakasız bir renk. Karton sarısı gibi. Dediğim gibi dikenler tacılarının renklerini belirlemek güneşe kalmış bir şey. Bakın. Hani şöyle ay odaklamak istediğin zaman zaten odaklayamazsın ya. Bakın arkadaşlar. Böyle. Yani bunların hepsi sağlıklı bir çiçek. Yani hani sağlıksız bir tür değil. Normal tür dikenler tacında böyle arkadaşlar. Bu benim dikenler tacı olsam dikenler tacı çiçekleri genellikle yaz kış 7/24 açan bir türdür. Nasıl açan bir türdür? Yaklaşık 4 saat güneşini gördükten sonra yani doğrudan pencerenin önünde konumlandırdığınız sürece açacak bir türdür. Şimdi en çok sorulan sorulara gelelim. Arkadaşlar yaz aylarında çiçeklerimiz çok sinekleniyor, böceklenme oluyor. Veyahut da dikenler tacı niye açmıyor diye hani konular geliyor. Şimdi en basit konuyu bahsedeyim. Arkadaşlar dikenler tacı niye açmaz? Güneşini almadığı zaman açmaz. Çünkü güneşini azaldığı zaman dikenler tacı bol güneşi sever ve bol güneş almadığı zaman dikenler tacı maalesef arkadaşlar açmıyor. Hani ne kadar hani işlem yaparsanız yapın, kür yapın, onu yapın, bunu yapın ama maalesef açmıyor. Yaklaşık en az 4 saat bir hani güneş görmesi gerekiyor. Peki nerede konumlandırabiliriz? Arkadaşlar güney cephe bir ev odanız varsa pencerenin önüne doğrudan koyun arkadaşlar. Perde arkası değil, doğrudan pencerenin önüne koyun. Doğrudan perde hani pencere önüne koyduğunuzda daha çok sevecektir. Perde arkasından gelen güneşle de büyür ama çok bir verim almaz. Benim dikenler tacı çiçeğim hiç ne dal veriyor ne çiçek açıyor diyorsanız arkadaşlar sımsırık gibi oldu. Uzadı gitti. Alt tarafında yaprak yok. Ne yapmam gerekiyor diyorsanız arkadaşlar o kısımları budayın. Mesela şöyle arkadaşlar. Şuradan budayın arkadaşlar. Kelle kısmını budayın. Başka bir saksıya ekin. Kökü ise diğer saksıda kalsın. Peki kelle kısmını kopardık. Nasıl ekeceğiz diye soracaksınız bana arkadaşlar. Bunu normalde köklendirerek eken sevgili dostlarım da var ama
Ben pek bir tavsiye etmiyorum hani köklendirme. İşte köklenecek de ondan sonra ne kadar sürede köklenecek? Ekeceğin de falan biraz sıkıntılı bir süreç. Ben doğrudan arkadaşlar nemli bir toprak olacak toprağını gösteriyorum. Şöyle bir nemli bir toprak olacak. Ona doğrudan ekin. Ama yalnız ekerken şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Hani ektiğiniz şu hani kök şu bölge var ya hiç yaprak olmasın yani. İyicene kopartın. Mesela şuraya kadar mesela saksıda kaldıysa üst tarafı da yaklaşık şu kadar bir boşlukta kalsın. Ve nemli toprağı ektikten sonra 7 gün boyunca sevgili dostlarım karanlık bir yere bırakıyoruz. Cezalandırma sistemi oluyor. Karanlık bir yere bıraktıktan sonra dostlarım 7. günün sonunda arkadaşlar ya çok erken sabah saatlerinde bu yaz ayı için geçerli tabii ki veyahut da gece saatinde sevgili dostlarım şey yapıyoruz hemen sulama yapıyoruz. Doğrudan sulama yaptıktan sonra doğrudan diğer dikenler taşlarını yani yanına koyuyoruz. Pardon dilim sürtüştü. Diğer dikenler taşlarını yanına koyuyoruz. Diğer dikenler taşı nerede diye soran olursa hani videoyu atlatarak izleyenler olursa arkadaşlarım doğrudan 4 saat boyunca güneş olan perde arkası değil doğrudan camda hani olan dikenler tacının yanında duracak arkadaşlar. İlk başlarda yapraklarını da tutarken sararmalar olabilir. Çok normal. Ama arkadaşlar şöyle 1-2 hafta geçtikten sonra şöyle kök kısmını bir kontrol edin. Kök kısmında sallanma varsa ki çiçek ekenler bir yani çürüme varsa çürüme olduğunu hissederseniz o kök kısmını çıkarsın sevgili dostlarım. Makasla veyahut da bıçakla neyle keserseniz kesin doğrudan tekrardan yanına şeydin ekin muhakkak tutacaktır yani. Genellikle dikenler tacları mı? Normal çiçeklerimi bu şekilde dikenler tacını bu şekilde ekiyorum. Sardunyalarımı falan da ben hani köklendirme işleminde bulunmuyorum sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar sineklenmeye çözüm nedir ondan bahsedeceğim. Sinek oluyor ben halkından falan gelemiyorum sineğin diyor iseniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir konu var arkadaşlar. Bu kapak fotoğrafında gördüğünüz arkadaşlar bu odun külü. Hani odun külünü bulabilirseniz temin edebilirseniz bunu normalde sıvı olarak da veriyorlar. Nasıl sıvı olarak? Mesela 1 litre suyun içine 2 yemek kaşığı kül atarak da çiçeklerin saksan dibine verebiliyorlar. Ben sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben doğrudan vereceğim. Çünkü üstüne ben tekrardan çiçeklerimi sulayacağım için arkadaşlar. Bu kül arkadaşlar sineklerin böceklenmeyi engelliyor. Ondan sonra sineklenmesini engelliyor. Böyle arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum lafı. Sizi de sıkmak istemiyorum. Böyle bütün saksılarımıza gelecek şekilde şöyle serpiştiriyoruz. Daha sonra hafif bir sulama yapıyoruz. Arkadaşlar tabii ki de bu işlemleri yaparken şöyle bir püf noktası var arkadaşlar. Püf noktası nedir? Bu işlemleri yaparken muhakkak ya çok sabahın erken saatlerinde saat 6 gibi veyahut da akşam saatlerinde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu işlemi yaptıktan sonra hani öğlen saatlerinde ve ikindi saatlerinizde sulamanızı hiç tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar yani o zamanlarda sulama yapmayın. Çünkü tam güneşin sıcağın anında olduğu için toprak kaynama yapıyor ve çiçeğinize zarar olur. Şimdi ben bütün sakslarımı bu külü gezdireceğim arkadaşlar. Gezdirdikten sonra ise sevgili dostlarım sulama yapacağım. Ben şu an sabah 6 saatleri gibi çekiyorum arkadaşlar videomu. Daha sonra sulama yapacağım. Çiçeklerimi dışarı çıkartmayacağım. Yani sabah saatlerinde kül işlemi vereceksiniz dışarı çıkartmayın. Akşam çıkartın. Ama dediğim gibi genellikle kül işlemlerini sevgili dostlarım akşam saatinde yaz aylarında akşam saatlerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bütün sakslarımı böyle dökeceğim. Ama yok ben külü öyle veremem. Sulandırarak verdim diyorsanız arkadaşlar 1 litre suyun içinde 1 yemek kaşığı dolusu. Hani bu litreye göre değişiyor. 1 litreye 1 yemek kaşığı kül yeterli olabilir. Yarım çay bardağı olacak şekilde tüm saksılarınızı gezdirebilirseniz bu da sizlere hani sinek vermeyi önler. Benim size bugün anlatacaklarım bunlar sevgili dostlarım. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arsoy'un Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arsoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz sevgili dostlar bizlere oradan da ulaşabilirsiniz.